Selamünaleyküm arkadaşlar. Kale Bollarca Suşi Tavukları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün havayı güneşli gördük. Bütün sürüyü karıştırdım. İspenç takımları. Tabi bu arada Hacı Baba ile Hacı Anne de buralarda uğraşıyorlar. Ramazanlık gün vakit geçiriyorlar. Şöyle sizlere hayvanlarımı göstereyim. Arkadaşlar buradan Dumanoğlu çiftliği Erkan kardeşime de sevgilerimi iletiyorum. Ya abi videolarda diyor çok sert duruyorsun diyor. Onun hatırına bir gülücükler atayım buradan da Erkan kardeşimizin gönlü hoş olsun. Tabi her zaman insanın her hali bir olmuyor arkadaşlar. Yani neticede can taşıyoruz. Ruh halimiz aynı şekilde annem de oradan tabi ya tabi diyor. Aynen öyle falan. Onun için de tabi buradan güleyim ki Erkan kardeşim yani işte böyle arkadaşlar ya. Gelin hep birlikte bakalım tavuklarımıza. Tabi bunlar hiç kimsenin işine karışmıyor arkadaşlar. Şurada portakallarımız var. Yine sarı karyadılarımız var. O horozlar kendi grubunda. Onun dışında karyadı takımlarımız. Onlar da burada. Blue'lar tabi yanlarında. Abi bu tavukları da ne için besliyorum onu da söyleyeyim arkadaşlar. Annem çok seviyordu. Wyandotte tavukları, pullu tavuklarım diye. Onun tavukları. Tabi yeşillikleri aldı bizim anne. Tamam bahçeyle işi bitti artık. Vakit de geçti. İlkinde vakti geldi. Geç bakalım şöyle. Sultan yarkalarımız da arkadaşlar üç tarafa aldım. Onlardan da sizlere şöyle göstereyim. Evet. Gel bakalım. Onlar da buraya aldık. İki tane ispenç içlerinde büyüdü. Ayırt etmedim onları. Bir tanesi diğer tarafta. Tabii şu güzel bir horoz olacak Batuhan. Geri git oğlum. Böyle iyi oluyor. Demek ki arada kaynatacağız yani. Kaynatmayınca olmuyor. Dün özellikle dediğim gibi Erkan Dumanoğlu küçük enişte bir sus ya. Bize şöyle bir fırsat ver gözünü seveyim ya. Siyah sultanlarımızı çıkartmıyorum. Ha, şuna bak şuna. Görüyor musun? Bize kızıyor Batuhan. Kızar. Üstteki daha fena. Bundan sonraki yemlerimizi kimden kullanacağız? Batuhan Dumanoğlu. Yemlerini kullanacağız. Tabii ki yanımıza ziyarete de gelecek. Bu bir reklam değildir. Bakacağız. Yemlerin kalitesine nedir ne değildir ki adım gibi eminim arkadaşlar biz her zaman milli ve yerli üretimden yanayız. Yani dışa bağımlılıktan ziyade kendi yemlerimizi kullanma tarafındayız. Erkan kardeşimiz de sağ olsun bu anlamda çok büyük çalışmaları var. Kısmet olursa onun yemlerinden de getireceğiz. Bıldırcın kümesine de bir göz atalım şöyle. Derim. Ya şurada şunu da söyleyeyim. Anne kolay gelsin. Bak. Bize takipçilerimize ne diyorsun? Annem burada soğan ayıp diyor. Akşam iftar vakti yeşillik. Tabi sofrada olmazsa olmazları çorbanın yanında. Arkadaşlar bir ikincisi bunu çok defa duydum. Hep neden aynı kıyafet? Onlar da ben size şöyle bir girelim içeri. Bıldırcın kümesini de açıklayın. Şimdi bu kümeslere babam, Batuhan ve ben gireriz. Yani bıldırcın çabuk strese girebilen hayvanlar arkadaşlar. Yani yumurtalarında azalma oluyor.
Bunları ilerleyen zamanlarda sizlere daha net bir şekilde açıklayacağım. O yüzden biz hep aynı kıyafetleri giymek zorundayız. Gel bakalım. Şurada şeyleri gösterelim. Bunlar da bir gün çıktı. Evet, bir tanesi ölmüş. Bob White yavrular arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu süslü kafeslerden de artık kurtulma zamanı geldi. İnşallah şöyle bir hafta 10 güne kadar yeni sistemlere geçeceğiz. Tabi antibakteriyel, plastik falan, ya plastik bir defa insan sağlığına zararlı ise bu ne demek oluyor? Hayvan sağlığına da zararlı. Onun için bunlardan artık tamamıyla vazgeçeceğiz. Tabi bunların altını üstünü öyle temizlemek de dışarıdan göründüğü gibi gözükmüyor arkadaşlar. Şunu şöyle çekeyim. Batuhan göstersin. Ara kanallarının alt tarafları komple gübre. Onları hiç temizleyemiyoruz. Ne zaman? Ta ki sezon bitecek. Bu kuşlar içinden boşalacak. Öyle temizleyeceğiz. Ama yeni sistemde bunlar olmayacak Allah'ın izniyle. Onu da teker teker sök. Temizle. Geri tak. Bir dünya iş. Evet. Şimdi diğer bir konu. Çin bulgırcınlarını toplu yerde besleriz. Tabi krallar en üstte. İşte onun altında maskeli var. Onun altında da griler var. Beyazı kaldırdık. Yani beyaz pek kalmadı. Şimdi bunun yumurtasından Batuhan şöyle göster toplu halde. Bunun yumurtasından beyaz çıkmaz arkadaşlar. Ya mavi çıkacak ya da ne yapacak? Klasik renk çıkacak. Buradan da onları belirteyim. Artık ikindi vakti geldi. Yani insanın konuşmaya da pek mecali kalmadı. Bu arada herkesin Ramazan'ını kutluyorum arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Onları da söyleyeyim. Bu mümkün cicivleri ve son parti. Artık makineye yükleme yapmıyorum arkadaşlar. Bunlar son parti. Artık bunlar büyüdükten sonra tamam. Yani yaklaşık bir burada 150-200 kadar bıldırcım var. Makineyi kapatıyorum. Bir şeyi çok yapmak, yüzlerce, binlerce yapmak değil. Biz her zaman öyle olduk. O bunun yanı sıra az üretim ve kaliteli. Bunu hobici ve üretici arkadaşlarımıza sunmaklarında gurur duyduk. Bu arada gönderilerimizi artık karton kutuyla yapmamayı düşünüyorum. Çünkü havalar ısınıyor. Malum Akdeniz ve Ege ısındı. Diğer taraflarda soğuklar var ama strepor köpük kutularla bundan sonraki gönderilerimiz olacak. Yarın kısmet olursa Ankara'ya gideceğim. Skop'tan o kutulardan almam gerekiyor. Yine kafesle ilgili yenilikleri yaptırdım. Onları da alacağız. Böylelikle bu videomuza son vermek istiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Son bir gülücük daha atayım ben. Yine buradan Dumanoğlu Erkan kardeşim hoşçakal. İnşallah geleceksin biliyorum. Geldiğin zaman görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.